İtalya'dayım şimdi. İtalya'yı geziyorum. Değişik şeyler görüyorum. Uzun zamandır gelmemiştim İtalya'ya. Çok farklı bir gözle bakıyorum. Bu akşam size e, ortaya karışık bir şeyler anlatacağım. Hayatla ilgili. Zaman ve tarihle ilgili birazcık konuşmak istiyorum. Dünya ile ilgili ve tabii e, yeni bir olay oldu. Biliyorsunuz Will <laughs> Smith denen gerizekalı bir tane komedyen Chris Rock'ı sahnede tokatladı filan. Onlar hakkında çok soru geldi de. Ee, tabii Rollo da program yaptı. Ee, herkes doğal olarak program yaptı. Ben de birkaç bir şey söylemek istiyorum bu konuyla ilgili. Önemli bir şey, duygusal kontrol ile ilgili aslında. Şimdi arkadaşlar, en son uh, videom Stoa felsefesiyle ilgili olmuştu ve... Stoan'ın belki Stoa felsefesinin çıkış aşaması Yunan felsefesi değil şey pardon Roma felsefesi değil ama Yunandan çıkıyorsun sonra Roma'ya geliyor ama en yüksek yerlerini Roma felsefesiyle birlikte yaşıyor yani Roma'da yaşıyor diyeyim daha doğrusu bu beş tane bilge imparatorla birlikte ve en üstü ve en belki bilineni Marcus Aurelius. Marcus Aurelius'u Stoa ile ilgili öğretiye ulaşmak istiyorsanız size önerim ...tabii pek çok stoacı var Seneca var Cicero var ee, tabi bunları anlamanız için Plato ve Aristo'yu da otur okumanız lazım ee, sanıyorum Sokrates stoa felsefesine biraz karşı duran bir kişi olmuş zamanında ee, fakat onu da bilmeniz lazım Sokrat'ı ama nereden girmek istiyorsanız Epiktetus var bir sürü bir sürü kişi var yani son bir saatlik bir konuşma yaptım bütün stoa felsefesini yani 500, 600 senelik, 700 senelik stoa felsefesini bir saatte anlatamam size doğal olarak değil mi? Onun için arada söylemediğim stoğajlar varsa arkadaşlar not olarak yazıyorlar. Hocam şu da vardı filan. Tabi 700 sene içinde başka pek çok kişi vardı ama genel olarak bir giriş yapmak istedim. Nedir diye kısaca anlamanız için tabi bir şeyi öğrenmeniz için ben size hiçbir şeyi bir saatlik bir videoda öğretemem. Kırmızı hapı da size bir saatlik videoda öğretemem. Ee, ...yaşayarak öğreneceksiniz pek çok şeyi. Söylediklerimizi temel alacaksınız ama okuyarak, özümseyerek yapmanız lazım bunu. Rolon'un kitaplarını da okuyarak, başka kaynaklardan okuyarak. İngilizce bilmiyorsanız Erkek Adam sitesinde bazı kaynaklar var filan onları okuyabilirsiniz. Zaman içinde Rolon'un kitapları da tercüme edilecek. Ee, edilecek yani, olacak bu. Ee, onları okuyacaksınız ama... Stoa felsefesine girişte ilk başta Düşünce veya Meditations diye bir kitabı var. Türkçesini bilmiyorum şey Marcus Aurelius'un da. Oradan başlayabilirsiniz. Veya mutlu olmak için neler yapmak gerek falan böyle bir tam Türkçesini bilmiyorum birkaç tane Türkçe kitabı da var. Türkçeye çevrilmiş. Ben İngilizce kaynaklardan okumuştum. Marcus Aurelius'ta başlayabilirsiniz Stoa felsefesi. Tabii e, <laughs> İtalya'ya gelince özellikle Roma'da bu Roma İmparatorluğunu görüyorsunuz. ...çok büyük bir imparatorluk... ...Roma bir imparatorluk şehri... Ee, ...büyük bir zenginlik var. Büyük bir zenginlik yaşamışlar... ...Roma'nın içinde. Onun için gittiğiniz zaman... ...özellikle Roma'nın içinde kaldım ben... ...Vatikan'a çok yakın kaldım. Çok büyük binalar... ...büyük şaşa... ...altın, mermer, yollar... ...sütunlar, tapınaklar... ...fakat Roma'nın dışına çıktığınız zaman... Bugün Napoli'ye geldim arabayla. 3 saatlik bir yolculuk. Ve tabi Roma şehrinin dışında. Napoli... Ee, ...gerçekten... ...yani tarihi bir şehir ama... ...berbat bir yer. Yani ben hayatımda Avrupa'da... ...bu kadar dökülen... ...bu kadar perişan... ...belki de bu kadar fakir bir şehir görmedim. Daha önce bunun böyle bir yer olduğunu duymuştum ama... ...yani gözlerimle görmesem inanmazdım modunda inanılmaz dökülüyor. Tabii çok ilginç. Yani bir imparatorluk şehri bunlar 3 saat uzaklıkta. Fakat aşağı iniyorsunuz Napoli perişan bir şehir. Zamanında büyük zenginlik yaşamış. Biraz bu kırmızı haptı tabii dünyayı da anlatmak istiyorum size. Dünyayı gezerek görmeniz de lazım. Çünkü bir yani olay tamam kadın erkek ilişkileri falan ama aslında kadın erkek ilişkileri önemli ama çok da önemli değil arkadaşlar. O kadın kadın olayını tam öğrendiğiniz zaman zaten çok fazla bir önemi kalmıyor olayın. Normal doğalıyla yaşıyorsunuz. Kendinize sadece zarar ver, gelmesin diye sıkıntı yaşamayın. Biraz mutlu olun diye bunları kadına, kadın canlısını anlamanız lazım ama asıl anlamanız gereken dünyayı anlamanız lazım. Dünyada o kadar büyük olaylar olmuş ve hala oluyor ki sizin yaşadığınız o küçük kafanızdaki oneitis, bir kadınla kafayı bozma o kadını belki kıskanma belki o kadını unutamama o kadının size kötü davranması manipülasyonlar bunların var ya baylar hiçbir anlamı yok gerçekten hiçbir anlamı yok yani çok ilginç ve büyük bir kaya parçasında yaşıyoruz. Taş parçasında. Dünya. Tarihte çok büyük olaylar olmuş. Ekonomik olaylar olmuş, kültürel olaylar olmuş. Bunları anlarsanız zaten kendinizi bir insan olarak tamamlamış oluyorsunuz. Tabii bunları, e, bunları anlayabilmeniz için seyahat etmeniz lazım, dünyayı görmeniz, okumanız lazım, tarih, felsefe anlamanız için, kendinizi yaratabilmeniz için ve o gerçekten içinde bulunduğunuz o küçük girdaptan kurtulabilmeniz için. Arkadaşlar hala bana yazıyorlar, birisi yazmış bugün, şu vanaytısından kurtulabilsem ben de bir şey yapacağım. Kurtul. Gerek yok. Dünyada o kadar değişik yerler, insanlar, yaşamlar var ki ve kimse hiç kimsenin yaşamın aslında kendi anlamında bir önemi bile yok. Senin yaşamının bir önemi yok, benim yaşamımın bir önemi yok. Herkesin kendi ayrı ayrı yaşamlarının ayrı ayrı önemleri var. Ama dünyayı kendinizi dünyanın merkezinde görmeyin sizden sonra da insanlar gelecek. Sizden önce insanlar gelmiş ve bunu görüyorsunuz. Gelip baktığınız zaman, dünyanın değişik şehirlerini gezdiğiniz zaman, dünyayı anladığınız zaman, tarihi okuduğunuz zaman, tarihi bildiğiniz zaman geçmişteki yaşanan olayların aslında dünyayı ve tabii içinde bulunacağın bulunduğunuz sizi nereye götürdüğünüz götürdüğünü görüyorsunuz. Korkunç büyük bir hareketlilik içinde dünya. Kimse seni beklemiyor. Kimse kimseyi beklemiyor. Zaman özellikle hiç kimseyi beklemiyor. Onun için e, kadın yani sonuçta kadınlara çok kafayı takmayın. Bugün çok fazla kadınlarla ilgili konuşmayacağım. Şu, ay ay gerçi şunu da not alayım da. <laughs> bir saniye. O, i̇lginç bir şey gözlemim oldu da İtalya sokaklarında onu da yazmak istiyorum. Onu da anlatacağım size. Ortaya karışık bir şey. Anlatacağım şey kadınlarla ilgili o anlatacağım şey ama yani kadın kavramı değil de ee, güzellik ve biraz narsizm kavramı ile ilgili. Şimdi dediğim gibi Roma'dan Napoli'ye geldim. Napoli biraz bana İstanbul'u andırdı. Ee, ve ayrıca Napoli bana mimarisiyle birlikte iki tane daha önce gittiğim bir Şili'de Valparaiso diye bir şehir vardı. Şili'nin Pasifik kıyısında. Orayı anımsattı. Hatta oraya gittiğim zaman da böyle çok değişik duygular içinde hikayeler falan yazmıştım o şehirle ilgili. Bir de Cenova şehrini hatırla anımsattı. O da İtalya'nın Fransız tarafına doğru yani batıya doğru. O da bir liman şehri. Ve İstanbul'da da böyle Karaköy falan civarlarını anımsattı bana. Binaların genelde mimarisi o dönemde hemen hemen aynı tabi. Böyle 1840'lardan 1910'lara kadar olan zaman diliminde tabi bu zaman diliminde Napolyonik savaşlar sonrası özellikle Avrupa'da Napolyonik savaşlar sonrası gerçi Kırım Savaşı da 56'da oluyor. Avrupa'da çok aşırı miktarda fazla savaş olmuyor. Avrupa aslında çok iyi bir zaman dilimi görüyor. Napolyon'un savaşlardan sonra. Ve deniz ticareti çok artıyor. Bu Şili'de gördüğüm Valparaiso şehri de o zamanlar çok zenginmiş. Ama tabii çünkü e, Avrupa'dan gelen ve Pasifik'e geçmek isteyen gemiler Güney Amerika'nın en altından dolaşıp bu Valparaiso'da duruyor ve oradan sonra ancak San Francisco'ya falan devam edebiliyor. Amerika'nın batısına doğru. Fakat Panama kanalının açılışıyla o şehrin önemi kayboluyor. Şimdi tabi bu şehirler böyle 1910'lara kadar filan herhalde çok iyi en üst kısımlarını yaşamışlar. Yani büyük bir ticaret var, gemi ticareti var. büyük mallar geliyor tabi. O zaman kolonilerin de çok ileri olduğu zamanlar. Yani her türlü koloni, İngiliz koloni, Fransız koloni, İtalyan kolonileri falan. İtalya sanıyorum Libya, Somali, Etiyopya, bir de ...bir yer daha var. Orayı kolonize etmiş. Çok fazla aşırı miktarda kolonisi yok ama bir şekilde... ...yine de... E, ...Afrika'yı sömürmüşler ve hala... ...tabii Avrupa her yeri, dünyanın her tarafını sömürüyor. İngilizlerin kolonileri var. Çok büyük bir ticaret akışı var. Tabii o zamanlar... E, ...gene İstanbul'da büyük bir ticaret şehri... E, ...daha çok ticaret... ...yabancıların elinde. İşte Rumların, Levantenlerin filan elinde. Büyük bir... ...ekonomik yükselme oluyor. Tabii buna göre... ...hep insan şeyde, binaların mimarisinden de anlıyorsunuz. Çok zengin bir mimariyle yapılıyor. Yeni binalar falan yapılıyor. Şimdi tabii o e, İstanbul'un o döneme ait mimari dokusu tabii yok olmuş durumda. Böyle arada kalmış durumda ama bu hala Napoli'de e, zengin bir şekilde o mimari görüyorsunuz. Ancak inanılmaz derecede dökülmüş. Yani ben hayatımda e, bu kadar pis bir Avrupa şehri, bu kadar dökülmüş, bu kadar yoğun bir fakirlik içinde bir şehir görmedim. Ama tabii çok ilginç geliyor bana çünkü sokaklarda dolaştım biraz da güvenli de değil yani güvenli bir şehir değil. Yani tehlikeli bir şehir belli zaten yani sokaklarında dolaşırken anlıyorsunuz böyle her an alert durumda dolaşıyorsunuz. Ama e, ilginç. Şimdi buradan nereye gelmek istiyorum? Şimdi bir kere dünyayı anlamanız lazım. Tarihi iyi bilin. Çünkü tarihte geçmişte yaşanmış olan olaylar her zaman geleceğe ışık tutacaktır sizin için de öyle yani sizin kendi tarihiniz, kendinizle ilgili şeyler, içinde de yaptığınız şeyler. Hangi hataları yaptım, hangi doğruları yaptım? Bunlar beni nereye götürecek diye bakmanız lazım. Hep diyorum ya insan ilişkileri ülke ilişkilerine benzer. Ülke ilişkileri de insan ilişkilerine benzer. Aslında insana en küçük birey olarak baktığınız zaman ülkeye de büyük bir birey olarak baktığınız zaman ülkenin geçmişi ve geleceği bir noktada ilerleyecektir. Şu ani değişimler çok çok az olur. Mesela Türkiye Türkiye tarihinde Türk tarihindeki en ani değişimlerden bir tanesi Mustafa Kemal Atatürk'ün gelmesi ve devrimlerin oluşması. Bir anda değişiyor Türkiye. Büyük değişimler oluyor. Mesela Hitler'in Almanyası. Bir anda bir şey değişiyor. Boka batıyorlar falan. Yani böyle çok tuhaf şeyler olabiliyor tarihte. Fakat genelde bir çizgi içinde ilerleyecektir. Dünya tarihi ve tabii sizin de tarihiniz insan olarak veya ilişkilerinizin tarihi de öyle olacaktır. Veya birlikte olduğunuz kadının geçmişine bakın, geleceğini görürsünüz. Ailesine bakın, o kadının nasıl bir insana dönüşeceğini, nasıl bir aile kuracağını yavaş anlayabilirsiniz kabaca. Tamam Burada tabi dünya gezdiğiniz zaman yine aynı şeyi söylüyorum size yaşadığınız küçük olaylar bireysel olaylar aslında anlamını yitiriyor. Onun için gerçekten dünyayı gezmenizi, dünyayı anlamanızı tavsiye ederim. Sadece bir bölgesini değil, Avrupa'yı değil. Yani Avrupa kolay ulaşılabilir bir yer ama dünya pek çok yeri görmek lazım. Çok tehlikeli yerler de var dünyada. Yani gidip Afganistan'da dolaşmak sıkıntılı yani veya yani ne bileyim Afrika'da şimdi Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde böyle iç savaş falan var. Oraya gidemezsiniz. Ama yine de pek çok yerini görüp pek çok kültürden ders almak lazım. Tam bir insana dönüşmeniz için hani diyorum yani tam mesleğinize sahip olacaksınız doğru ama sanatla ilgilenmeniz lazım, tarihle ilgilenmeniz lazım, felsefeyle ilgilenmeniz lazım. Bir de bu gezilerinizde hep arkadaşlar bana bunu da soruyorlar. Hocam diyorlar e, siz günlük tutuyorsunuz benim günlüğüm var her yani gün yazıyorum veya video günlük de tutuyorum kendime yer yani. burada sizinle paylaşmadığım şeyler de var. Bu e, gezilerinizden yapacağınız çıkarımları veya hayatla ilgili yaptığınız çıkarımları, bir yere yazabilirsiniz. O size yaşattığı duyguları ve düşünceleri ve yıllar içinde çok büyük bir arşiviniz olacaktır. Video günlük de yapabilirsiniz. Yazarak da yapabilirsiniz. Veya olayı bir hikaye tarzında da anlatabilirsiniz. Ben bu hepsini yaptım ben bunların. Ara ara yapmaya devam ediyorum. Tabii zaman el verdikçe. Bazen gittiğim zaman dediğim gibi Valparaiso diye bir şehre gitmiştim. Yani onun Valparaiso'nun mimarisi Karaköy'e de benziyor. Onun mimarisi Cenova'ya da benziyor. Ne bileyim Napoli'ye de benziyor. Ha, hepsi birbirine benzeyen gittiğiniz zaman orada zannediyorsunuz kendinize. Onunla ilgili bir hikaye yazdım ben. Orada mesela o zaman hatırladığım kadar uzun zaman oldu o hikaye yazılıp bitirildi de. Orada yaşayan bir e, bir zengin iş adamının işte metresinin hayatını mı yazıyordum? Böyle ilginç bir şey. O zaman tabii kırmızı hap falan yok ama aklım böyle o çağrışımlar yapmıştı gördüğüm şeyler. Tabii de şu da var. bugün sokaklarda dolaşır. Yani onu da dikkat ettim. Ee, inan, yani gerçekten Napoli'yi gelip görün. Acayip garip bir yer burası. Tabii dediğim gibi biraz tehlikeli bir yer ama sokaklarda çok fazla böyle bir değişik bir enerji var. Korkunç bir zenginlik içinde yaşanmış burada ve o zenginliğin hepsi kaybedilmiş. İnanılmaz güzel binalar dökülüyor, bütün sıvaları akıyor. Yani perişan olmuşlar daracık sokaklar o güzelim binalardan hepsinden böyle çamaşırlar falan sarkıyor. Yani çok acayip böyle sanki zaman tünelinde gittim, geriye gittim de böyle çok şeye benzettim burayı. Yani böyle bazı çağrışımlar yaptı. Sanki e, İtalyan e, göçmenler Amerika'ya gitmişler. Bu Ellis Island'dan giriyorlar ya 1890'la 1920 arasında falan yoğun bir İtalyan göçü oluyor oraya. Ve orada perişan evlerde falan yaşıyorlar. Böyle baba filminde falan da görmüşsünüzdür. Aynı oradaki gibi yani böyle bir değişik bir şey sanki. Zaman tünelinde gittim. Şimdi Napoli ile ilgili ilginç bir şey öğrendim. Burada eskiden belki bilmezsiniz ama Arjantinli Maradona diye bir... Diego Maradona diye çok meşhur bir futbolcu var. Dünyaca meşhur. O zaman 80'li yıllarda çok meşhurdu bu adam. Hatta Dünya Kupası'nda falan oynadı. Böyle üstte 10 tane falan gol atan böyle çok psikopat bir herif. ...Napoli'de oynamış zamanında ve Napoli hala çok seviyor bu adamı. Her yerde Maradona'nın böyle işte resimleri, mesimleri, şunlar bunlar filan var. Şimdi... ...bir şey daha söyleyecektim. Burada... ...şimdi... ...zenginlik ve fakirliğe baktığınız zaman... Yine Roma ile kıyaslayacağım bunu. Roma'da çok büyük bir zenginlik var. Para daha çok e, imparatorluğun tabi doğal olarak merkezinde toplanmış. Ama e, belli bir semtine gittiğiniz zaman Roma'nın yani orada da çok hafif bir fakirliği görüyorsunuz. Bazı şeyleri iyi bir şekilde koruyamamışlar ve tabii o zaman ya bu kadar büyük bir imparatorluk daha sonra ne oluyor? Bir fakir oluyor. Tabi her şey olabilir. Osmanlı İmparatorluğu çöküyor. Roma İmparatorluğu çöküyor. Başka imparatorluklar çöküyor falan. Burada önemli şey değişim. Yani bana olmaz. Ben çok güçlüyüm. Ben ayakta kalacağım. Veya ilişkimiz çok güçlü. Her şey çok iyi. Her an insanın şu anda şunu düşünmesi lazım. Yani her an her şey değişebilir. O kadar büyük imparatorluklar bir anda gidebilir. Bir yanlış kararların silsilesi olarak bir yere gelebilirler. Onun için değişimin her zaman olabileceğini iyinin her zaman kötüye dönebileceğini büyük bir yıkım olabileceğini her zaman bilmeniz lazım. Gene bu Stoa felsefesinde aslında memento mori. Ölümlüsün. Veya yaşarken bile ölebilirsin. Yaşarken bile yok olma eğiliminde olabilirsin. Bunun bilincinde olmak lazım. Bunun bilincinde olan imparatorluklar ancak ayakta kalabiliyor ve bunu inceleyen ve aktif biçimde anlamaya çalışan. Bunların en başında gelen Amerikan İmparatorluğu. Amerikan İmparatorluğu, o da bir imparatorluk, emperyalist bir imparatorluk. Ee, daha önce başka imparatorlukların yaptığı hataları yapmamaya çalışıyor. Şu anda yapıyor gerçi hataları. Yani saçma sapan şeyler yapıyorlar yönetim, Amerikan yönetimi falan ama. Ee, yine de çok uzun süre Yapmamaya çalışarak en azından bunları incelemeye çalışaraktan bir yere gelmeye çalışmışlar. Yani Amerika'ya baktığınız zaman, özellikle üniversitede tarih bölümlerine ve tarih felsefesi, siyaset felsefesi bölümlerine çok önem verirler. Buralardan çok büyük tezler çıkar ve o tezler devlete sunulur. Mantık ve rasyonel bir şekilde eski imparatorluklar bu hataları yapmışlar. Biz bu hatalardan nasıl kaçınırızı incelerler. Şimdi buradan tekrar aynı şeyi söyleyeceğim size baylar. İnsan ilişkileri ülke ilişkilerine benzer. Onun için siz de insan olarak ilişkilerinizde yapılan hataları, başkalarının yaptığı hataları inceleyebilirsiniz bana bu olmaz ben çok güçlüyüm ben çok alfayım şuyum buyum filan diye hareket ederseniz ayağınız tökezleyebilir. Onun için her zaman tabii kırmızı hapı alarak da kendinizi anlamanız ve kadın doğasını da anlamanız lazım. Bakın her şey birbirine bağlı. Yani ben olaya tam böyle global olarak da bakıyorum. Tarih açısından. Ülke ilişkileri. Ne olmuş? Nereye gelmişler? Hangi hatalar yapılmış? İnsan ilişkilerinde de öyle. Hangi hatalar yapılmış? Nasıl önlenebilir? Önemli olan hatayı olduktan sonra düzeltmeye çalışmak değil. Onun olmasını engellemektir. Tamam Yani bakın Sun Tzu'nun savaş sanatında çok önemli bir kelime vardır. Çok severim. Bir deyim yani bir, bir cümle. Der ki yüz hücumda yüz savaş kazanmak bir marifet değildir der savaşmadan düşmanı yenmek marifettir. Winning 100, 100 battles in 100 engagements is not the pinnacle of excellence. Subjugating the enemy without fighting is the true pinnacle of excellence. Diye geçer. Onun için inceleyin, okuyun, anlayın, kendiniz de anlayın. Hiç kimse hatasız olamaz. Mutlaka aynı hataları da belki yapacaksınız. Ama en aza indirmek için kendinizi analiz etmeniz lazım. Kendinizi değerlendirmeniz lazım. Bunun en iyi yollarından bir tanesi e, tabii kitap okumak ama birazcık da kendinizi yazmak. Ne yaptınız, nereye geldiniz? Hangi hareketler sizi nerelere getirdi? Erkekle rasyonel düşünce vardır. Şimdi bir arkadaş yorum yapmış. Demiş ki işte stoğacıların en büyük sıkıntılarından bir tanesi duygusuz ve mermer gibiler. Yani romanın sütunlarının mermeri gibi belki. Hayır duygusuz değil. Biz duygulu insanlarız. Yani bugün Napoli'nin sokaklarında dolaşırken o kadar içinde çok değişik duygular vardı. Bakıyorum böyle bir sünger gibi almaya çalışıyorum şehrin enerjisini, insanların enerjisini. Bakıyorum neler yaşanmış. O taş yollarda, o yıkılan sıvaların arasından ne duygular, ne düşünceler geçmiş. Onları anlamaya çalışıyorum. Ama tabii stoik bir insan olduğunuz zaman ciddi gözüküyorsunuz. Ciddi bir insan olmaya çalışıyorsunuz. Yani öyle bir izlenim veriyorsun herhalde dışarıya. Onun için duygusuz değil stoğalcılar. Böyle düşünmemek lazım ama dünyayı anlamaya çalışmak önemli. Şimdi e, İtalya ile ilgili şeyler böyle. Ara ara sağa sola gittikçe birkaç bir şey anlatmak istiyorum. Bunları da sizinle paylaşayım. Belki birazcık içinizde bir kıvılcım oluşur arkadaşlar. Yani bir amaç belirir. Dünyayı gezeyim, bir yerlere gideyim, bir şeyler yapayım. Sadece küçük hedefler seçmeyin kendinize. Daha büyük hedefler, daha büyük amaçlar seçin. Ve gene tekrar söylüyorum. O yaşadığınız ilişki sizi o e, ne bileyim üzen kadın veya sizi bırakıp giden kadın işte yok size o mesaj atmayan eski sevgili ondan sonra işte o Tinder'da tanışıp sana yazmayan öteki kadın falan bunların hiçbir anlamı yok ki. Gerçekten hiçbir anlamı yok. Bakın bu beni dinledikten sonra ken o sıkıntı çeken arkadaşlar kaç tane aranızda. Boş ver ya. Gerçekten. Ha anla. Kadını çok iyi anla. Kadın canlısını çöz. Çözdükten sonra zaten kadın canlısının çok basit bir canlı olduğunu fark ediyorsun. Asıl karmaşık olan basit gözüken erkek. Erkek çok daha karmaşık düşünceler içinde. Dünyayı nasıl yaratabilirim? Burayı nasıl yapabilirim? Bu binayı nasıl yapabilirim? Toplumu nasıl kurtarabilirim? Aileme nasıl yardım edebilirim? Bu düşünceler içinde. Bunlar daha karmaşık düşünceler. Kadınlar hep der ya kadınlar çok karmaşık canlar. O kadar basit kadınlar. Bir anlaması da çok basit. Onun için bunlara çok fazla kafayı takmayın. Ha şöyle kanal kesinlikle kadın erkek ilişkileri üzerine bunlar her zaman bu şekilde olacak. Çünkü Red Pill zaten böyledir. Ama bunun üzerinden tabii kendiniz de bir insan olarak gerçekleştirmeniz lazım. Bunu da öğretmek istiyorum. ben yani gençlere yol gösterim herkese. Her yaştaki gençler, her yaştaki genciz falan öyle bir şey tabii de yok yani. <laughs> Herkese. Şimdi... Ee, bakalım ne anlatacağım? 24 dakika bugün de... Bayağı yoruldum onun için, çok uzatmayacağım. Şimdi Will Smith'i en son anlatacağım ama bir şey de anlatmak istiyorum size. Şimdi Tabii... Ee, İtalya'ya gelince... Güzel kafelerde falan oturuyorum. Biraz resim çiziyorum, çevreye bakıyorum falan. İnsanları gözlemliyorum. Belli yaş grubu insanlar var, gençler. Ee, aslında her yaş grubunda var ama gençlerde daha fazla görüyorum böyle bir... 30 yaşına kadar bandında diyeyim yani kadınlarda özellikle. Şöyle bir dedim, kadınlara bir numara vereyim dedim ya. Güzellik açısından tamam mı? Ve ortalama numara... ...bir Avrupa şehrinde bile, tabii mesela çok güzel yani İtalyan kızları var, çok şeyler... Değişik gözlemlerim oldu İtalyan kızlarla ilgili ama... Ee, ortalama kadın güzelliği sokaktaki... 10 üzerinden yani 4.5 5. Uzaktan iyi gibi gözüküyor, yakından çok kötü. Ama hepsi güzel olmak istiyor. Ama şöyle bir izlenim de aldım. O 10 üzerinden 4.5 olan kadınlar kendilerini hepsi 10 üzerinden 9 zannediyorlar ve yanlarındaki adamlara bakıyorsun. Oldukça tipi iyi olan yani yakışıklı adamlarla bile yanında çok kötü kadınlar var. Çünkü kadınlar ee, erkek beğenmiyorlar kadınların çok hemen hemen hepsi çok kendilerinden çok daha iyi erkeklerle çıkıyorlar. Yaz genel olaraktan şimdi İtalyan kadınlarıyla Türk kadınlarını da tabii insan karşılaştırıyor. Ee, sanıyorum birazcık daha özgüvenleri yüksek olan bir kadın milleti diyebilirim burada İtalya'da ve belki genelde Avrupa'da. Çok aşırı miktarda makyaj görmedim. Davranışlarından, vücut dillerinden ve hareketlerinden güzellikleri ne olursa olsun yine de özgüvenlerinin yüksek olduğunu düşünüyorum. O tabii hareketlerine yansıyor. Bizim Türk kadınlarında, özellikle biraz daha küçük şehirlerde yaşayan Türk kadınlarında özgüven biraz daha düşük ve bu özgüven eksikliklerini fiziksel özelliklerini ön plana çıkartarak yapmaya çalışıyorlar diye düşünüyorum. Ben yani ben Türk milleti yani Türk kızlarını seviyorum ama yine de e, birazcık daha Türk kadınlarının kendilerini kadınları da sesliyorum. Bakın siz kadınlar kendiniz birazcık geliştirmeniz lazım. Geliştiremediğiniz için özgüveniniz düşük oluyor ve bunu da biraz daha fazla et göstermeye çalışarak e, kapatmaya çalışıyorsunuz. Üzücü ama gerçek. Eminim kadınlar benim ne demek istediğimi anlıyorlar. Size sesleniyorum. Bunu kendinizi geliştirerek yapın. Yani bir insan olarak geliştirerek yapın. Ama tabii bir insan olarak geliştirerek... Yani ben yok alfa kadın oldum. Ben şöyle kafa atarım adama falan. Bu tarz değil. Yani insan olarak geliştirin. Yani insani özellikleriniz... Tabii ki feminen olacaksınız. Tabii ki erkeğinize karşı güzel, seksi olacaksınız. O ayrı. Ee, ama ben birazcık daha böyle... Türk kadınlarının özgüvensiz olduğunu düşünüyorum. Ama tabii şu değil. Yani özgüven erkekle kafa kafaya tokuşturup yarışa girmek anlamında değil. Ee, kendinizi insan olarak geliştirmek anlamında. Şimdi güzellik ile ilgili tabii kadınlar hangi ülkede olursa olsun şunu da tabii hissediyorum ben. Mesela İtalyan kadınlar arasında, genç kızlar arasında bile çok fazla estetik cerrahi görmedim. Ee, mesela burunlarda, burunlar çok yani çok güzel olmayan kızlar da var bunlarda kendileriyle oldukça barışık olduklarını düşünüyorum. Barışıklar yani kendine bu İtalyan milleti bence barışıklar. Çok hoş kızlar da vardı ama genelde sokaktaki ortalama bana göre herhalde dört buçuk filan civarında. İlginç bir gözlemim oldu. Şimdi son olarak da şu Will Smith konusunu bir konuşalım. Bilmeyenleriniz için söylüyorum. Ben gerçi biliyorsunuzdur Oscar'larda filan her yerde sunuyorlar bunu ama bu <laughs> Will Smith denen bir adam var. ...herkes biliyordur... ...bu Oscar töreninden önce... ...şöyle bir olay oldu... ...Will Smith'in bir tane karısı var... ...Jada Pinkett Smith diye... ...oldukça toksik... ...borderline olduğunu düşünmüyorum ama... ...çok toksik ve alfa dul olan... ...ve Will Smith'le de... ...evli olmaktan nefret eden bir kadın... ...bundan 3-4 sene önce... ...kocasını aldatıyor... ...ve sanki çok normal bir şeymiş gibi de... ...kocasına sunuyor... ...bu Will Smith de oldukça gerizekalı bir adam bu şekilde bu kadını kabul ediyor. Yani işte biz açık ilişki yaşıyoruz çok normal filan ayaklarını ama gerçekten adam bu kadının bu hareketi yüzünden çok ezilmiş ve itilmiş kakılmış bir adam haline geldi. Tabii bunu kendi izin verdi. Böyle bir duruma düştüğünüz zaman emin olun kadında suç yok. Kadın sizi aldatır şunu yapar bunu yapar. Önemli ama onu kabul etmeyeceksiniz. Onun için bu adam resmen testislerini söküp kadına teslim etmiş durumda. Kadın bunu başka birisiyle aldatıyor. Ve çok normal bir şeymiş gibi konuşuyor. Bu arada kadın alfa dul. Alfa dul kavramı şudur. Bir kırmızı bayraktır bu. Ee, onu da kırmızı bayraklar serisine Türkiye'ye döndüğüm zaman devam edeceğim. Daha önce başka bir adamla çıkıp, tabii pek çok kişiyle çıkmış olabilir bir kadın ama özel bir adam özellikle bir adamdan bir erkekten, eski bir sevgilisinden çok etkilenip onu unutamamış bir kadın varsa bu alfa duldur. Yani o alfa tarafından dul edilmiş gibi. Adamın ölmesine gerek yok. Gerçi bu Jada Pinkett Smith'in e, eski erkek arkadaşı Tupac diye bir rapçiydi. Bu adamı öldürdüler. E, ama ölmesine gerek yok. Adam bırakmış da olabilir onu. Veya kadın onu bırakmış olabilir. Genelde adam bırakıyor onu. Ve adam onda o kadar büyük bir alfa düşünce yapısı oluşturmuş ki kadında. Onun üzerine başka erkek tanımıyor kadın. Bunlara alfa dul derler başka birisiyle evlense bile ondan çocukları olsa bile asla ilk sevgilisini veya o adamı unutamayacaktır. Böyle bir kadını asla hayatınızı almayın. Bir kadının alfa dul olduğunu düşünüyorsanız ondan ilişki açısından bir bok olmaz. Tamam. Birlikte olursunuz, geçersiniz, umursamazsınız. Çok sevgiyle yaklaşmamak lazım buna. Yani sevgiyle derken duygusal bağ anlamında duygusal bir şekilde bağlanmamak lazım. böyle bir kadın. Az yani kocasına en büyük şey, en en büyük sıkıntı zaten kocasına saygı duymuyor. Bir kadının bak ne diyorum hep. Sevgiden önce saygı duyması lazım. Kocanı sevmiyor olabilirsin. Ama ona saygı duyman lazım. Saygı duyduğun kadın o zaman daha bağlı olacaktır. Aldatmayacaktır. Tamam mı? Bu kadın rezil bir şekilde kocasını aldatıyor. Kocasını aldatan kadından da bir bok olmaz bu arada. Onu da söyleyeyim size. Yani, yani sevgilisini aldatan kadınlardan onları kabul etmemeniz lazım. Bir ikincisi eğer e, şöyle söyleyeyim başkasını aldatarak size geldiyse sizi de mutlaka aldatacaktır. Onun için e, geçmişte aldatma hikayesi olan herhangi bir kadın kırmızı bayrak taşır. Bu da kırmızı bayraklardan bir tanesi. Neyse Oscar törenlerinde bir tane adam var Chris Rock diye. Chris Rock'ın da geçmişe yönelik çok fazla kırmızı hapta konuşulur. Çünkü kadın erkek ilişkileriyle ilgili hep esprileri vardır. Onları da internetten izleyin ama gerçekçi espriler yani diyor ki yani şu ayrıntıya girmeyeyim onunla ilgili de. Ona bakın şu anda konu o değil ama kendisi de boşanmış bir adam ve karısının bir kadınları anlamış. Yani kırmızı hap almış ama kadınları bir şekilde anlamış bir adam. Çünkü kadınlarla ilgili de espriler falan yapar. Oscar töreninde bu Will Smith'in karısıyla ilgili bir espri yaptı yani böyle komik bir şey olabilir yani espri yapıyorsun yani bir şey kötü bir şey söylemiyorsun. Will Smith de kalktı ayağa büyük ihtimalle karısı ona komut verdi yap diye gitti tokat attı adama filan. Şimdi Rolo'nun şeyini de dinledim ben e, videosunu da dinledim. Rolo diyor ki bu tamamen kurgu diyor bir kurgu olabilir diyor ama olmayabilir diyor belki kurgu evet yani Oscar törenlerinde daha fazla reyting alsınlar filan diye kurgu yapmış olabilir ama sonuçta adamın sesi titriyordu. Tekrardan bir şey özür dilerken ağlamaya başladı filan. Şimdi buradan nereye geliyoruz? Asıl anlatmak istediğim konu bu. Böyle bir durum şimdi bir kere Will Smith son derece beta bir adam. Tamam mı? Ve beta aldatılıyor ama karıyı bırakamıyor. O kadar beta bir herif. Ayrıca cucking oldu. Yani cucking kavramı. C-U-C-K. Yani kadın kocasını bile bile onun haberi varken aldatıyor ve kadın adam da okey diyor buna. Ama bu tam bir cucking'tir. Kendisine çok kızgın. Betaları aslında kendilerine kızgın. Kadına karşı çıkamıyor. Belki içinden kadına o şiddet uygulamak istiyor ki o bile yanlış. Ama gidip başka bir adama şiddet uyguluyor. Karısına espri yapan bir adama bu tamamen duygusal kontrolü olmayan ve duygusal hareket eden bir beta. Aniden şiddet uyguluyor. Onun yerinde alfa karakterinde bir adam olsaydı bir zaten kadın onu aldatmazdı. Çok büyük ihtimalle ama alfalar da aldatılır. Genelde alfaları aldatan toksik ve borderline kadınlar olabilir. Normal bir kadın alfayı aldatmayacaktır. Alfanın değerini bilen ve anlayan bir kadın zaten onu aldatmayacaktır ama bunu toksik kadınlar bunu yapabilir. Belki intikam almak için yapabilir. Veya kendini değersizleştirmek için yapabilir. Falan. Bunun ayrı nedenleri var. Bir gün anlatırım. Ama alfa adam aldatılsa bile ki olabilir. Böyle bir kadını zaten hayatından def eder. Ama adam bunu da yapamıyor. Kızgın. Bu Mr. Nice Guy gibi yani iyi çocuk gibi. Onlar iyi çocuklar her şeye evet diyen, evet diyen, evet diyen insanlar aslında kendilerini çok yoğun bir şekilde kızgınlar. Aslında Will Smith orada komedyene de kızgın değil, karısına da kızgın değil. Adam kendisine kızgın. Ve o hırsla, belki kurgu olabilir, belki bilmiyoruz. Ama bir şey bana kurgu gibi pek gelmedi yani olayda. Ee, bir hırsla kalkıyor ve kendisinden aslında daha güçsüz bir adama şiddet uyguluyor orada, tokat atıyor. Herkesin içinde ve bunun sebebi ona aldatmış olan kadın. Kötü kadın ki bu Jada Pinkett Smith denen kadın gerçekten bir iblis. Borderline değil ama toksik bir iblis bu. Bu adamın hayatını mahvediyor aslında. Kendine olan saygısını yitirtiyor. Yani kötü bir kadın sizi aslında aşağı çekecektir. Ve orada Öyle bir zor durumda bırakıyor ki adam. Aslında adam da espriye gülüyor. Will Smith de espriye gülüyor ama bir şekilde karısını mutlu edebilmek için ve Rolo'ya göre kadın ona söylüyor. Belki eve gittiğinde kadın diyecek ki sen niye beni korumadın diyecek. Tabii ona da şu demek lazım. Madem sen özgür ayakları üzerinde duran alfa kadınsın. Kalk iki tane sen çaksaydın. Götün yiyorsaydı. Değil mi? Hayır. Kadın erkekten bekliyor bu şiddet uygulamasını. Adam kalkıyor ve şiddet uyguluyor. Ve belki şunu düşünüyor. Ben bunu yapmazsam kadın evde bana çemkirecek. Kadının gözünde erkek erkek pozu veriyor. Şimdi buna Rolo şöyle der. Flash of alpha der. Flash of alpha. Aynı anda alfa flashı yanıyor. Yani nasıl? Adam hayatı boyunca beta bir anda ani parlama ile bir anlık bir alfalık yapıyor. O anlık yaptığı alfalık hiç kimseyi inandıramaz. Çünkü bu adamın beta olduğunu biliyorlar. Ama siz alfasınızdır. Bak bu önemli bir şey. Bu kavramı iyi dinleyin arkadaşlar. Siz alfasınızdır. Çok anlık bir beta hareket yaparsınız. O zaman toplum sizi veya bilgi olduğunuz kadın sizi normal karşılar. Yani nasıl çok alfa bir adamsın. O anda duygulanmışsındır. İki damla gözyaşı iner. Bir şey seni duygulandırmıştır. O zaman kadının gözünde lan benim alfa erkeğim bile duyguları varmış. Ne kadar güzel diye daha bile belki size ee, sarılacaktır. Anlatabiliyor muyum? Bir duygu gösterdiniz. Güzel bir şey. Duygu bitti. Gene alfaya devam. Bu iyi bir şey. Ama siz bütün hayatınız boyunca betasınız. E ee, 10 saniye birisine dayılandınız. Lan kimse size inanmaz. Tamam mı? Kimse sallamaz. İstediğin kadar tokat at herif. Adam zaten bunun yarı boyunda bir herif. Tokat atsan ne olacak? Şimdi bir de şöyle bir şey daha var. Sırf kadını mutlu etmek için, sırf kadının gözüne girmek için Kalktın tokat attın. Diyelim bardasın. Böyle bir saçmalık yaptın. Herifin de cebinde silah var. Çekti vurdu seni. Bok yoluna niyazi. Tamam mı? Bu yani. Gerek yok. Aptallığa gerek yok. Şiddete gerek yok. Kendini zaten o duruma düşürmemelisin kaldı ki... ...birlikte olduğun kadın seni o duruma düşürmemeli. Ama ne yazık ki bu adam rezil bir kadınla birlikte... Ee, ve onu bu duruma düşürüyor. Bundan sonra Oscar Töre işte Oscar'ı veriyorlar bu herife falan. O da ayrı bir hikaye nasıl aldığı falan böyle işte sırf zenci diye işte yok ırkçılık olmasın, mırkçılık olmasın diye falan böyle Amerika'da bir saçma sapan bir hareket var. Onun için verdiklerini düşünüyorum ben. Hak eder etmez. Ben eskiden severdim bu adamı Will Smith'i. Şimdi gözümde o kadar düştü ki tam böyle bitch denilen adam yani böyle beş para etmeyen, daşşaklarını teslim etmiş, salağın tekine dönüştü yani. Oscar alıyor, ağlıyor, zırlıyor. Lan geri zekalı mısın sen ya? Biraz erkek ol lan. Yani böyle bakıyorum. <laughs> sen nasıl bir hale düştün kendin? Güzel filmlerde oynuyorsun. Yakışıklı adamsın. Bir sürü kız var çevrende. Bir tane geri zekalı, yerden bitme, 1.40 boyunda bir tane iblis. Kadın kafayı da kazımış. Bunu parmağında böyle fırıldak gibi oynatıyor ya. Bu korkunç bir şey. Yani adam erkekliğinden utanması lazım burada. Gidiyor başka bir erkeğe şiddet uyguluyor. Bu, bu erkeğin bu kadar duygusallıkla hareket etmesi, kendini bu duruma düşürmesi, asla olmaması gereken bir şey. Bakın, bu herifi örnek alın. Sakın bu şekilde duygusallığa düşmeyin. Duygusallıkla ani hareket yapmayın. Bak, geçen gün size bu olay olmadan önce bir şey anlatıyordum. Daha devam hep anlatıyorum. Erkek ilk önce içgüdüyle hareket eder. Sonra rasyonizasyon devreye girer. En son duygusallık. İçgüdü ile rasyonalizasyon arasında çok az bir zaman dilimi olabilir. O zaman dilimini iyi kullanmanız lazım. Yani içgüdüyle ne olacak? Biri tam böyle işte bir ağaç devriliyor. İçgüdüyle kaçıyorsun falan. Olabilir. Tamam mı? Ama herif orada espri yaptı. Adam rasyonalizasyon değil. İçgüdü değil. İçgüdü de yok adamda. Böyle bakıyor. Heyecan sıkılmış olabilir. Gülüyor zaten. Karıya bakıyor. Karı gülmüyor bir şey diyor herhalde karımına ondan sonra diyor, tokat atıyor herif. Rasyonalizasyon sıfır. Yani e, orada aslında kadını durdurması lazım. Tamam canım sakin ol bilmem ne dışarıda. Lan Oscar alacaksın gerizekalı biliyorsun Oscar alacağını. Bu şekilde soytarlık yapmana gerek yok. Rezil yani rezil etti kendisini. Beter olsun o ayrı. Erkeklik için utanç verici bir abide yani bu herif. Tamam. Buradan almanız gereken şunlar. Bir, Anlamsız şekilde sakın kavgaya girmeyin. Olay hayat memat meselesidir. Ayrı. Kendinizi sevdiğiniz kadını koruyorsunuzdur. Bu ayrı bir şey. Korursunuz, sonuna kadar korursunuz. Ama saçma şeyler için asla kavgaya girmeyin. Bir, ikincisi, böyle bir şey için asla hiç kimseye şiddet uygulamayın. Adam kendisine kızgın aslında. Kendisine kızgın olduğu için şiddet uyguluyor. Bazen erkekler kendilerine kızgın oluyorlar. Kendilerine kızgın kadına şiddet uyguluyor. Kadın onu aldatmış. Kadına kızgın değil aslında, kendine kızgın. Çünkü niye biliyor musun? O kadının aldatacağını 6 ay önceden zaten biliyor herif. Böyle bir kadınla birlikte olduğu için bu karı bunu aldatacak, mesajlar atıyor, bilmem ne yapıyor. Lan geliyor oğlum senin onu baştan bırakman lazım. Kadına şiddet uyguluyorsun. Gerek yok. Sen aslında kendine kızgınsın. Niye 6 ay önce bu karıyı bırakmadım diye. İnsan çoğu zaman kendine kızar. Bak mesela Red Pill Rage. Kırmızı hapı aldığın zaman bir yıkıntı oluyor aslında böyle. Ulan bu nasıl bir şeymiş lan. Kadınlara kızmıyorsunuz. Kendinize kızıyorsunuz. Bu salaklığı niye ben kendime yaptım diye. Bu iblisi nasıl izin verdim bana hükmetmesi için. Bu kadını niye ben hayatımdan çıkaramadım o kadar güçsüz müyüm diye siz kendinize kızıyorsunuz. Will Smith de aynı şekilde kendine kızıyor herif. Kendinize kızmayın. Sakin ama kendinize de kızmayacağınız bir pozisyona düşürün kendini. kendinizi. Yani öyle bir pozisyona koyun, geliştirin kendinizi, insan olun, erkek olun. iş sahibi olun, hobileriniz dünyayı gezin. Sakin olun. Stoa. Sakin. Duygusal hareket yok, duygular var. Duygularınız olur. Bugün geziyorum. O kadar ilginç şeyler gördüm ki, duygulandım. Böyle sokaklarda parçalanmış hayatlar gördüm. Napoli. Eminim o kadar çok hayat kadını var ki. Çalışmak zorundalar yaşamak için belki. Fahişelik yapmak zorundalar. Yani Napoli'nin eski şehri büyük ihtimalle çok fazla ilaç kullanan insan da var. Evlerde yaşanan olaylar, kadınların belki vücutlarını satması falan. Korkunç yani bir trajedi yaşanıyor Napoli'nin içinde aslında. Üzülüyorum, o duyguları hissediyorum. Ama duygusal olmanıza gerek yok. O farklı bir şey. Hele duygusallıkla gidip başkasına zarar vermeye çalışmak korkunç bir şey. Ne bir kadın buna sizi yaptın ne de siz bu kendiniz bu duruma düşünün. Şimdi rezil oldu. Herkesin içinde çıktı, ağlıyor, zırlıyor insanların içinde. Ya böyle bir şey olmaz. Özür diliyor. Bak, bir erkek olarak maksimum iki tane özür hakkınız var bütün hayatınız boyunca. Tamam mı? Kendinizi özür dileyeceğiniz pozisyonlara koymayın. Sevdiğiniz insandan da özür dileyeceğiniz pozisyona koymayın. Özür dileyeceğiniz şeyi yapmayın zaten. İnsan yanlış yapar. Hata yapar. Gerçekten hatalı olduğunu anladığı zaman ben hatalıyım dersin. Ama özür şu anlama gelir. Bir de şunu söyleyeyim. Daha önce söylemişimdir. Kadınlar özür dilemez. Net. Söylüyorum. Çok az iyi kadın belki özür diler. Kadınların çok büyük bir kısmı özür dilemez. Sadece durumu kurtarmak için özür diliyorum sözcüğünü ağzından çıkartır. Asla gerçeği teşkil etmez. bu Onu net olarak söyleyeyim. Bu iş böyle. Onun için e, bir kadının özürünü ben kabul etmem genelde. Yapmayacaksın. Hata yaptın. Sonuçlarına katlanırsın. Bu kadar basit. Zaten çok büyük rezil hatalar olduğu zaman özürü olmaz zaten rezil hatanın. Neyse. Kendinizi özür dileyeceğiniz pozisyona koymayın. Yanlış yapmamaya çalışacaksınız. Hele birisinin hakkını yiyerek, birisini üzerek bunları yapmamanız lazım. Bu adam. adam orada espri yapıyor, gidiyor tokat atıyor. Özür diliyor sonra, ağlıyor falan. Herkes bir de o kadar farklı bir e, durum var ki. Kadının, e, Will Smith'in yaptığı olay tamamen beta ve feminen bir hareketi arkadaşlar. Bak. Olay olduktan sonra ee, o kadar aslında pek çok şey çıkartabiliriz. Buna. Olay olduktan sonra pek çok aktör geldi. Will Smith'e işte sarılanlar tamam koçum üzülme filan. Lan dayağı o yememiş. Dayağı öteki adam yiyor. Ona kimse ilgilenmiyor. Yani mağduru oynuyor. Aynı bir kadın gibi. Bir erkek bunu bunu böyle olmaması lazım bir erkeğin. Bir kadın gibi evet hatayı da ben yaptım. Ağlamayı da ben yaptım. Şimdi gelip beni telkin edin aynen bu pozisyonda. Yani koskoca bir adam, meşhur bir aktör. Herkesin böyle filmlerde seyrettiği ulan işte herif ne güzel vücudu var, adam ne güzel silah kullanıyor işte filmler şöyle güzel filmler çekiyor filan. Böyle bir adam resmen daşaklarını kesip bir kadına dönüştü ya. Cinsiyet değiştirdi yani adam resmen. O kadar kızdım ki herife. Lan böyle mi örnek oluyorsun insanlara diyorum ya. Bu orada yaşanan olay çok trajik bir olaydır. Ve ne yazık ki ee, pohpohlanan da bir olaydır bu. Şöyle pohpohlanıyor. Bak şimdi toksik maskülenite diye bir şeyi pompalıyorlar. Tamam işte toksik maskülenite. Maskülenite toksiktir falan. Adam resmen başka bir adama şiddet uyguladı. Şiddet. Ama suçlanmadı. Niye suçlanmadı biliyor musunuz? Çünkü güya karısının hakkını koruduğu için suçlama. Ha karısının hakkını mı koruyor? Aa, tamam o zaman sıkıntı yok. Dövebilir her şeyi yapabilir. Ha kadının hakkını mı koruyor? Tamam o zaman gitsin dövsün filan. Bunu pompalıyorlar. Böyle bir şey olamaz. Şiddetin her türlüsü kötü. Ve şiddetle kimsenin hakkını koruyamazsın. Şöyle hakkını korursun. Ülkeni işgal ediyorlardır savaşırsın. Bitti bu kadar. O zaman şiddet uygularsın. Ailene saldırıyorlardır silahla bilmem ne de şunla buna. Sen de şiddet sen de çekersin iki tane sıkacaksın o zaman yapacağın bir şey yok. Ülkeni koruyorsun, ailenin canını koruyorsun, savunma amaçlı o ayrı bir şey. Ama sen orada oturuyorsun. Adam orada şeyde sahnede espri yapmış herif. Dünyadan haber yok. Tok bir tane koyuyorsun herife. Götün yiyorsaydı başka aktöre vursaydın. Rak diye bir artist var yani. Götün yiyorsaydı Jason Statham'a dal. <laughs> yok, yemez değil mi? Şu yani kısa boylu bir herife saldırıyor orada yani. Ama ne için? Ben karımın hakkını korudum. Ha tamam o zaman. Hem de feminist karımın hakkını. O, koru koru onu hemen koru sen. Buna gaz verdiler. Buna pompaladılar. Hani kadına karşı şiddete karşı çıkan insanlar bile Ha kadını korumak için mi? Ha, o zaman şiddet yapabilirsin. İstediğin kadar şiddet yap başka erkeklere. Olayı buna getirdiler. Son derece yanlış bir örnek verildi topluma. Son derece yanlış bir örnek oldu. Ama emin olun bu daha da artarak gidecek. Tabi de bunun şöyle bir aşaması var. Tabi Türkiye için geçerli olan bir şey değil ama. Şimdi olay iki tane e, zenci aktör arasında yaşandı. Ama bu olay emin olun iki beyaz aktör arasında yaşansaydı. Veya e, iki tane şöyle söyleyeyim. Evet şimdi e, iki tane aktör mesela şöyle. E, bu tabi ayrı bir konu da. Mesela olay ki beyaz aktör arasında yaşıyorsa veya bir beyaz aktör gidip bir zenciye falan vursaydı o zaman işin tamamı rengi değişti. Yok işte yok ırkçılık yapıldı, şu yapıldı, bu yapıldı bilmem ne falan diye ama şimdi iki tane bu tabi Amerikan politikalarıyla ilgili bir şey. Amerika'daki böyle bir woke culture diye bir şey vardır. Böyle zencileri falan öne çıkaran işte yok zenciler şöyle ezildi böyle ezildi falan tarzında. Tabi apayrı bir şey ama olayın bir de böyle şey yanı var yani nasıl diyeyim çok liberal yaklaşan çok işte e, feminist yaklaşan bir tarafı da var bu olayın. Ama kötü bir örnek oldu yani. Kadının hakkını savunurken şiddet uygulamak iyidir'e getirildi neredeyse olay. Bu da olayın çok yanlış bir aşaması. Yani olayın tamam baştan sona yanlış ve kötü bir örnek olacak. Will ile ilgili olay bu. Ondan da bahsetmemi istemiştiniz arkadaşlar. Bugünkü konuşma 50 dakikaya yaklaştı. Bugünlük bu kadar yetsin. Ara ara burada kaldığım zaman diliminde size videolar yapacağım tabii her gün değil ama arada geliyor. Baylar bu akşamlık bu kadar olsun Napoli'den herkese selamlar. Ben Doktor Redpill.